Evet arkadaşlar, Gümüşhane'den hepinize selamlar. Saat 11'de Sıla Özlem seyahatle Gümüşhane Kocaeli seferi gerçekleştireceğiz. 15 saatlik bir yolculuk olacak. Şöyle otogarı da göstereyim. Küçük bir otogar. Fakat güzergah, yani doğudan Karadeniz'e gitmek isteyen otobüsler hep buraya da girdiği için yaklaşık 30 ila 50 arası firma giriş yapıyor Gümüşhane Otogarı'na. Evet, şu anda Sıla Özlem'in bir aracı geldi. Umarım benim gideceğim araçtır. Evet, aracımız 29DC 829 plakalı 2021 model Mercedes-Benz Trelego, gayet güzel gözüküyor. Evet, firmanın Gümüşhane kalkışlı İstanbul seferi var. Ayrıca Bayburt'tan Antalya'ya, Bayburt'tan İstanbul'a seferleri var. Burada Vadi Şirinkent Lüks Gümüşhane Turizm otobüsleri de kalkış saatini bekliyor. Şöyle göstereyim. Hava çok sıcak burada arkadaşlar. Evet, aracımız 2+1 koltuk düzeninde. Sefere hazırlandı, temizliği yapıldı. Şu an gayet temiz ve koltuklar oldukça şık gözüküyor. Bugünkü güzergahımız geldiğimizin tam aksine Kelkit, Şırnak, Aluca, Şebin Karahisar üzerinden Niksar ve Amasya istikametine devam edecek. Bu arada Niksar demişken Bekir Mankir, sana da selam yolluyorum abi. Otobüsümüz otomatik vites. Şöyle konsolu da göstereyim. Yolculuğumuza yaklaşık 40 dakika kaldı. İnşallah kazasız belasız güzel bir keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor olacak. Bu arada hazır selam faslını açmışken benden selam bekleyen Furkan, Buran ve Salih Çetin'e de selam olsun. Üzerime yok yük oluyor selamlarını yollamadığım zaman. Beni az çok tanıyan kişiler, verdiğim sözleri tuttuğumu tutana kadar can çekiştiğimi iyi bilirler. Şöyle Sılahat 1+2 demişler 2+1 yerine. Gümüşhane oldukça sıcak arkadaşlar. Yani gerçekten şu an zorlanıyorum. Bakalım yolculukta neler bekleyecek bizleri. Bir önceki yolculuğum bayağı bir aksiyonlu geçmişti. Rahatsızlanan yolcu vardı. Yıldırım düştü, kameram bozuldu. Neyse ki kurtardık daha sonra. 7-8 saat sonra kamera aktif hale geldi tekrar. Çekim yarım kalmıştı. Bugün inşallah aksilik olmaz. Koca kafamız gayet ihtişamlı duruyor. Şu an aracın bagaj kısmındayım. Şöyle bagajı da gösterelim. Araç 2021 model dedik ama 2021'in son ayıymış. Yani 2022 de denilebilirmiş aslında ama. Bu arada an itibariyle 1996 aboneye ulaştım. Bu sayı sizin için az olabilir ama ben kanalı açtığımda, yola çıkarken ana hedefim zaten bu rakamlardı. O yüzden gayet iyi bir rakam. Takip eden herkese teşekkür ederim. Takipte kalmaya devam edin. Evet, dün geldiğim Lüks Gümüşhane Turizm'de şu an Bursa'ya doğru hareket ediyor. Yollar açık olsun.
Evet, saatlerimiz 12.10 geçiyor. Bir saatlik yolculuğun ardından Kelkit ilçesine vardık. Yolcularımızı alacağız. Otobüs full olacak ve her yerden de yolcumuz var. Şivan'dan, Alucra'dan, Şebinkaresar'dan. Şu anda Lüks Bayburt seyahat girişi yaptı otogara. Onu da izleteyim sizlere. O da güzel bir otobüs. Burada da basacak arkadaşlar. Şu anda da Tunceliler giriş yaptı. Trabzon'a güçlendi.
Evet, saatlerimiz 12.47. Şivan otogarına vardık. Buradan da yolcu alacağız. Daha sonra Aluzra'ya ve Şebin Karahisar'a doğru hareket edeceğiz. Bildiğim kadarıyla burada şoförümüz Gökmen abi artık ayrılıyor. Evine gidip istirahatte bulunacak. Ve yerine başka bir kaptanımız gelecek. Otobüs gayet konforlu. Rota gayet iyi, fakat ne yazık ki kameramdaki problem devam ediyor. Bakalım nereye kadar yayını sürdürebileceğim. İnşallah sonuna kadar sürdürürüm. Çünkü gerçekten güzel bir rota. Keyifli bir yolculuk. Evet, şu an Bayburt Seyahat geldi. Arka sağ tarafı hasarlı. Ya vurmuşlar ya da bir yere taktırmış. Bu arada doğruluğundan emin değilim ama Sıla Özlem Seyahat Şivan'ın firmasıymış. Ben Bayburt diye biliyordum ama bugün öyle bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda belirtirse sevinirim.